Evet Türkiye'nin en büyük takımının taraftarı. Hepinizi selamlıyorum saygı ve sevgiyle. Türkiye'nin en büyük takımının taraftarı olduğunuz için de ne kadar şanslı olduğunuzu bir kez daha hatırlatıyorum. İyi ki bu takımın taraftarısınız. İyi ki bu takımın bir ferdisiniz. İyi ki bu takımın aşığısınız. Kendimle dahil ediyorum. Niye? Çünkü Fenerbahçe'li olmak zordur. Çünkü her takımla mücadele edersin. Hakemlerle mücadele edersin. Ama Fenerbahçeli olmamak daha zor. Çünkü Fenerbahçe ile mücadele etmeye çalışırsın. Artık helal yollarla ne demezsen de haram yollarla edersin. Fenerbahçe'nin hatalı iptal edilen golü inşallah vardan değil TFF'den döner. TFF der ki biz bu golü sayıyoruz. Nasıl olsa maç 2-0 galibiyetinizle sonuçlandı. Ha 2-0 ha 3-0 deme karakterini onurunu gösterir. Bu Tokat soyatlı Fenerbahçe düşmanı da inşallah bir daha maç falan yönetemez. Bu arada Serdar Ali Çelikler'in en sevdiği oyuncu olan Hakan Şükür, şey, e, Sebastian Şimanski 6 maç 6 gol katkısı haşırttı. Edin Ceko 4 maç 6 gol katkısı. Dusan Tadiç 6 maç 5 gol katkısı. Kesinlikle katılmıyorum. 6 maç 6 gol katkısı. Bir asisti yenildi. İrfan Can Kahveci 6 maç Beş gol katkısı. Hani İrfan Can'ı kötüleyen, çöpleyen, Fenerbahçe'ye liyim diyen, Fenerbahçe düşmanlarına da duyurulur. Bilginiz olsun. Samsun Spor'a top geçmiş. Kontrol etmişler. Atağa çıkmışlar. Ahmet Çakar diyor Fenerbahçe'nin iptal edilen golünün offside'de uzaktan yakından alakası yok diyor. Gel anlat. Kimler kimler neler söylüyor. Fenerbahçe'miz İsmail Kartal yönetiminde bu sezon çıktığı 6 resmi maçı da kazandı. Israrla söyledim size. Bas bas bağırdım size. Likte onda 10 yapalım. Çenenizi kapatın. Susun dedim ya. Kötü futbol iyi futbol. Sana ne ya? Sana ne? Kötü futbol olsun. Sana ne? Her maçı 2-0 kazanalım. 8, 8, 8 maç kaldı ya ilk o ilk 10 maça. 8'de 8 hepsini 2-0 kazanalım. Ya susun bir ya. Mert niye oynadı? Kent niye oynamadı? Ahmet niye oynadı? Mehmet niye oynamadı? Siz eve gittiğiniz zaman mesela eşiniz size yemek yapınca bunu niye yaptın? Bunu yapmasaydın? Senin gibi kadın olmaz olsaydı falan mı diyorsunuz? Çocuğunuza seni niye yaptık? Senin gibi çocuk olmaz olsun. Öl geber arabanın altında kal falan mı diyorsunuz ya? Utanın ya. Utanın abi bu kadar olmaz. Zimburu 5-0. Zimburu 4-0. Maribor 3-1. Gaziantep Futbol Kulübü 2-1. Maribor Deplasman'da 3-0. Samsun Spor 2-0. İnşallah Twente maçlarıyla da bu seri devam eder. Ya yani kusura bakmayın zorunuza gidiyor ama. Maç öncesi Salim Manav'ın bir iddiası vardı. Avrupa'da playoff oynayacak. Fenerbahçe Adana Demirspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın hafta sonu oynayacağı maçları erteledi diye bir haber vardı. Umarım doğrudur. Sebebi de şu. Ya haksız rekabet. Baksana adam Hollanda Ligi'ni tatil ediyor kafasına göre. Serdar Ali demişken aklıma geldi. Maç öncesi Fenerbahçe'nin kadrosu hala birinci sınıf kalite değil. Çok beğenilen, alayı vala ile anlatılan Şimanski yerine Taliska'yı tercih ederim veya Pogba'yı isterim diye. Şu futbol cahilini takip ediyorsanız Pogba'nın geçen sezon 53 maç kaçırdığını. Bakın 53 gün değil. 53 maç kaçırdığını bilecek kadar futboldan anlıyorsunuzdur herhalde. Şimanski yerine Talis kalıyor. Valla Şimanski görmeden önce ben de Talis kaderdim ama. Fiyat, performans. Yıllık 12 milyon euro Talisca'ya vermek. Yıllık 2,5 milyon euro Şimanski'ye vermek. Gerçi 2,5 milyon euro birilerinin bütçesine uymadı. Çok geldi ama öbür futbolcuya 5 sponsorla birlikte 10 milyon euro verdiklerini de itiraf ettiler. Ayrı mesele. Ben olsam Luan Perez'den çıkıp gidip direkt Sergio Ramos'u alırım. Batshuayi'ye e, 6-7'ye satıp Martial alırım demiş. Batshuayi'ye 10 milyon euro teklif geldiğinin ve reddedildiğinin haberi bile yok arkadaşlar. O kadar Fenerbahçe düşmanı ki hiç haberi yok. Bu arada Luan Perez'in herhangi bir cezası yoktu. Hafif transfer sakatlığı olduğu için kadroda yoktu. Bunu belirttim size. Diyor ki Fenerbahçe Samsun Spor maçında kazanır diyemiyorum abi. Neden? Oyundan diyemiyorum. Ben şu ana kadar Fenerbahçe'de daha oyun göremedim. Fenerbahçe gol yemezse bir sıfır kazanabilir. Ulan Fenerbahçe fark atmasın diye hakemler artık attığı helal golü bile saymaz oldu. Senin gibiler yüzünden. Senin gibiler yüzünden. Vallahi ne diyeyim arkadaşlar. Söylenecek o kadar çok şey var ki. Bu arada Martial, Ucampos. Bak şimdi Batshuayi oyuna girmedi ya. Hemen yazarlar Batshuayi gidiyor mu? Ya arkadaş her takımın bir taktiği vardır. Senin elinde birden farklı çeşit forvetin var. Mecbur bir onu bir onu oynatmak zorundasın. Anlatabiliyor muyum? Mesela Yağız Samuncuoğlu Ümraniye Spor birincilik temsilcisi Ümraniye Spor Fenerbahçe'den Emir Ortakaya'yı istiyor. Oynama garantisiyle oyna, alırsanız verelim diyoruz. Yine aynı şekilde Burak Kapacağı istiyorlar. Oynama garantisiyle alırsanız veririz diyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Hani bu iki oyuncu daha niye gitmedi? Gitmek üzereler. Belki siz bu videoyu izlemeye ikisinin de kapı gelecektir. Haberiniz olsun. Şimdi biz neye odaklandık? Orta sahaya yeni yıldız adayı Fenerbahçe'de. Transfer haberleri. Bu arada Konya Ereğli'deyim. Ereğli'deki bütün takipçilerimize de buradan selamlar olsun. Ya da Konya il sınırındakilerin hepsine. Öğret ne haber lan? Fenerbahçe orta saha transferinde sıcak gelişmeler sağlayacak. Son olarak Fransa'da o isim için harekete geçti. İşte detaylar. Kadro değişti. Şöyle oldu, böyle oldu. Galatasaray'la adı anılan Monaco Galatasaray'ın Galatasaray'ın Monaco'nun Galatasaray'ın Monaco Fransız ha Fransız yıldızı Yusuf Fofana. Teknik direktör İsmail Kartal'dan da onay almışlar. 24 yaşındaki Mali asıllı oyuncu için bu hafta girişimler başlayacakmış. 12 milyon euro önerilecekmiş. Galatasaray'ın Monaco teklifi yok diyor. Monaco Yusuf Fofana 2019-20 sezonlara transferde 15 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor çok güzel 24 yaşında ee, Fenerbahçe bu transfer için ayırdığı bütçe 12 milyon euroymuş Fransa ekibi 20 milyon euro talep ediyormuş. dünya kupası finalinde de oynamış Arjantin'de e gol atmış 47 maça çıktı iki gol iki asist Arkadaşlar şunu söyleyeyim 20 milyon euro istediklerine göre arada transfer market değeri 20 milyon Euro'dur 25'miş bak 24 yaşındaki oyuncu 25'miş için şey sözüm hangi akla hizmet bunları Fenerbahçe'ye Galatasaray'a yazıyorlar. Tamam takımlarımızı o kadar küçümsemiyorum. Yerin dibine sokmuyorum. Ama hayallerle yaşayanı gerçeklerle üzerler. Üzülmeyin diye söylüyorum. Yani onu söyleyeyim. Livakovic Fenerbahçe için geliyor. Arkadaşlar yarın kap bekleyin. Açık ve net söylüyorum. Yarın kap bekleyin. Fenerbahçe'mizin bir başkanı var Ali Koç diye. Ve bu adam Dominik Livakovic transferini artık açıklamaya hazırlanıyor. Ve Livakovic'in İstanbul'a ne zaman geleceği belli oldu diyor. Şimdi şunu belirteyim. Diyelim ki çarşamba günü geldi. Sağlık kontrollerinden geçti. Ya da bugün de gelebilir. Niye gelmesin? Ama ben çarşamba günü artık bekliyorum. Normalde perşembe günü kap bekliyordum ama bir gün geriye alındı gibi. Onu söyleyeyim. Hırvat gazeteci Isaac Ante Suçic Fenerbahçe'nin Livakovic ile anlaşma sağladığını ve 28 yaşındaki Hırvat kalecinin çarşamba günü İstanbul'a geleceğini duyurdu diyor. 9 milyon euro bonservis artı 1 milyon euro bonus 4 artı 1 yıllık sözleşme. Bu arada Livakovic Hırvatistan'ın Letonya ve Ermenistan'da oynayacağı Avrupa Şampiyonası eleme maçlarının aday kadrosuna çağrıldı. Milli takımımızda da aynı grupta yer alıyorlar. Bilginiz olsun. Ben ya saçma bir iddiada bulunuyor mu? Tutarsa kanala abone getirir misiniz? Saçma bir iddia. Hadi bir şov yapayım. Ben diyorum ki biz Livakovic'i 5 artı 2'yi alacağız. Yani 5, 10 servis, 2 de bonus. 5 artı 2'yi alacağız diyorum. Siz ne diyorsunuz? Bu arada AYK Teknik Direktörü Matias Almeida Dominik Livakovic dünyanın en iyi kalecilerinden biri demiş. En iyisi lan. Ya Sabuncuoğlu Fenerbahçe Livakovic'ten vazgeçmediği sürece listenin başındaki isim halen Livakovic. Ama Zagreb'in Livakovic'i gönderme tutumundan artık herkes bıkma noktasına geldi diyebiliriz diyor. Yani eskiden Zagreb forması giyen futbolcu AYK karşılaşmasına da çıktı. Çarşamba günü gelip sağlık kontrolünün geçeceği ardından resmi sözleşmeyi imzalayacağı konuşuluyor. Bu sezon 12. transfer olacak diyor. 12 mi 13 mi iyi sayın. <laughs> 13 olacak. Omar Fayet de var. Kent, Ceko, Şimanski, Tadic, Bartu, Bekao, Mert Müldür, Ciku, Umut Nair, ne alamaz, n imkansız bu. Fred, Cengiz Ünder, Omar Fayet'i de renklerine bağlamıştı. Livakov için katılımıyla Fenerbahçe birilerin dosta güven düşmana korku salmayı sürdürecek gibi duruyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber. Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray Bologna orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez'de görüşüyor ama Nottingham Forest'a transfer olmak üzere diyor. TYC Sports'a göre Nottingham Forest Dominguez'i kadrosuna katmak üzere. Ben buna sevinirim. Niye? Biz çünkü masadan çoktan kalkmıştık. Sevinirim açıkçası. Biz masadan çoktan kalktık çünkü. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kural hatası nedeniyle başvurulur mu maça ya? Sanmıyorum. Neyse Bologna 15 milyon euroya anlaşmaya yakınmış. Oyuncunun rakamı 8,5 milyon euroya Bologna aldı falan filan. Geçiniz. Orta saha transferinde Fenerbahçe'den sürpriz hamle. Dominguez geçin arkadaşlar. Biz masadan kalkalı çok oluyor. Kim alıyorsa alsın bir şey diyemem. Ben Fenerbahçe duyumları veriyorum. Başkasına karışamam. Ama Galatasaray'a gitmese de sevinirim. Onu da belirteyim. Brentford'da forma giyen Jasta Silva'nın şartlarını sormuş Fenerbahçe. 24 yaşındaki İngiliz futbolcu için resmi teklif an meselesiymiş. Jasta Silva'nın menajerine durumunu sormuş. O da demiş ki iyi. Elhamdülillah demiş. Yiyor, içiyor, geziyor. Ya, dünya demiş zaten dişin arasında şey ezmelik bir yaşam değil mi demiş. düşününce doğru lan. 16 milyon euro transfer market değeri var. Bir yıl sözleşme bitimine kalmış. Yalnız Josh 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 da Silva'nın profiline girin o sayı Samuel'in fotoğrafını koymuşlar. Bak bu o... Telif hakkına gider onu kaldırdın odan bak. Onu odan telif hakkına gider. 10 dakika süre giymiş. Arsenal'den zamanında Brentford'a bedava gitmiş. Vallahi olabilir de potansiyelli bir oyuncu. Ahmet Ercanlar genç bir şey diyordu. Fenerbahçe Rade Kurun iç içinde temaslarını sürdürüyor diyor. Da Silva'yla da ilgileniyor. Piyasa değer 16 milyon euro. Vallahi benim bir bilgim yok. Ama ister misin? İsterim. Niye istemeyim? Emir Ortakaya birincilikten talip diyor. Haberde az önce söylediğim haber değil mi? ben direkt aldım. Evet. Ümraniye Spor. Fenerbahçe sıcak bakıyor diyor. Emir Ortakaya'nın gelişimi için sıcak bakıyoruz. Doğru. Şimdi Hollanda'dan Fenerbahçe kararı diyor. konuşalım. Merak ettim. Hollanda Futbol Federasyonu Avrupa eleme maçı Yunan'da Bayis takımları gelecek hafta sonu olan maçtan erteledi. Fenerbahçe'nin rakibi Twente'de maç yapmadan haftayı geçirdi ve Fenerbahçe'yi doğrudan etkileyen bir karar alınmış oldu. Bakalım Süper Lig'de de alınacak mı? Atilla Selay'den Fenerbahçe itirafı diyor. Atilla Salay iyi bir çocuk. Güzel bir çocuk. Yakışıklı. Güzel bir çocuk. Ama ben de güzelim. Onu da söyleyeyim. Çok da üzerim yani dikkat edin. Ee, ne demiş? Bir üstlükte olmanın hayalini kuruyordum falan filan. Ailenin parçası oldum. Fenerbahçe'de iki buçuk yıl geçirdim. Gerçekten iyiydi. Avrupa'da elit futbol oynamak istedim. Elitliklerde diyor. Kariyerimi bilinçli inşa ettik. Doğru. Fenerbahçe'ye teşekkür etmeliyim diyor. İlgi düzeyinde o fenayim zaten havadaydı. Ancak bu yaz ayında somut müzakerelere ulaştım falan filan. Üst düzey ilgileniyorlardı. Marco Rossi'yi aradım. Birbirimizi tebrik ettik. Bana çok güveniyorlar. Rolümün gelişimi görebiliyorum. Hedefim şu bu. Manchester United Mason Greenwood için son noktayı koydu. Kime? Mason Greenwood için. Arkadaşlar bak, şimdi kadro dışıyla sözleşme fesi aynı şey değil. Önce bunu bilin. Şimdi futbolcunun bir takımla sözleşmesi sürüyor ama kadro dışı bıraktı. Bon servis verip alabilirsiniz. Futbolcunun bir takımda oynarken takım birdenbire Allahsız dedi. Sözleşmesini feshetti. Bu serbest futbolcudur. Yani aradaki farkı anlayabiliyorsunuz değil mi? <laughs> Anlayamadığınızı düşündüğüm için mecbur böyle konuşuyorum. Bu arada Bekao, Osayi herhalde bu arkadaşlar Twente maçında oynayabilirler. Premier League Manchester Devi, Manchester United. Uzun süredir kulüpteki geleceği merak konusu olan Greenwood için son noktayı koydu. Yeni bir açıklama yayınladı. Karşılıklı anlaşma neticesinde genç oyuncunun takımdan ayrılacağını açıklamış. Greenwood da demiş ki bugünkü karar Manchester United ailem ve benim aramdaki ortak sürecin bir parçasıydı. Hepimiz için en iyi karar. Futbol kariyerimi Old Trafford'dan uzakta varlığımın kulüp için dikkat dağıtmayacağı bir yerde devam etmem. 7 yaşında katıldığım falan filan. İster misin hocam? Lan manyak mısınız? 50 kere isterim. Bu çocuk bizde uçar. Bu çocuk bizde coşar. Bu çocuk bizde süper olur. Bu çocuk bizde süpermene dönüşür. Süpermen olsan toplayamazsın. Bu çocuk olsan toplayabilirsin. Anladınız mı? Bu çocuk bizde uçar. Ekambi almaya çalışıyordum. Ekambi almış yaşını, gitmiş aşını. Bu çocuğu Manchester United göndermek istemiyordu. Karar veremiyorlardı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi biz bu çocuğu alsak kadromuza dahil etsek. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Tadiç önderliğinde, Ceko önderliğinde bu çocuk tekrar hayat bulur. Dünya piyasasına hem bir futbolcu kazandırmış oluruz. Tekrardan hem de Fenerbahçe'ye tarihi bir gelir kapısı açmış oluruz. İsterim. Görüşme var mı? Bana gelen bir duyum yok. Yani açıkçası bana gelen bir duyumum yok. İster misin? Deli gibi isterim. Çılgınlar gibi isterim. En çok ben isterim. Gelir mi hocam? O konuda yorum yapamayacağım. Ama eğer Greenwood'u Fenerbahçe kapar getirirse asırlık iş yapmış oluruz. Bunu da buradan söylemiş olayım. Galatasaray son haberim. Galatasaray ve Fenerbahçe Efes Sarıkaya'nın peşinde diyor. E, haberi hiç okumayın. Altayın 17 yaşındaki savunma oyuncusu Galatasaray ve Fenerbahçe istiyor diyor. Temsilcileri Tuzla maçında yerinden takip etti. Trenci yol birinci lig ekibinden ay. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumunda Tuzla Spor'u konuk etti. Müsabakadan falan filan İzmir ekibi 3 puana sahibi oldu. 1-0 yenmişler. İki takımını da izlemek için gelmiş. Girdiği 13 ikili mücadeleden 10'unu kazanmış. 6 hava topu mücadelesinde de rakiplerine üstünlük sağlamış. Sol stoper oynamanın yanı sıra sol bekte de görev alabiliyor. Arkadaşlar dünkü maçın puanlamasını yapmadım. O yüzden Hakk'a girmiş olurum. Bu arada Greenwood içinde dediğim gibi deliler gibi, çılgınlar gibi isterim. Keşke gelse. Küçük bir puanlama yapayım. Maçın istatistiklerine de bakmanızı öneririm. Şiddetle öneririm. Şiddetle. Bilgisayar kafayı yedi sıcaktan. Gol beklentisi ilk söylediğim Samsun ikinci Fenerbahçe 0.10'a 1.38. Asist beklentisi 0.19 1.24. Toplu oynama 40-60. Toplam şut 5'e 13. İsabetli şut 1'e 5. İsabetsiz 3'e 5. Şut engelleme 1'e 3. Korner 2'ye 5. Offside 3'e 4. Aul 11'e 10. Sarı kartlar 1'er. 8'e 11 free kick. Taç atışı 26'ya 22. Out 10'a 5. Out atışı kullanma. Büyük şans 0'a 2. Kaçan büyük şans 0'a 1. Kontra atak 1. Fenerbahçe'nin rakibi 0 kontur atak şutu 0'a 1. Ceza sahası içinden şut 3'e 8, ceza sahasından 2'ye 5. Kaleci kurtarışı 3'e 1. Engellenen gol 0 82 0.02. İsabetli pas 234'e 395. Orta denemesi rakibin 7'de 1, bizim 18'de 7. Çok iyi. Top kaybı 120'ye 114. Kazanılan ikili mücadele 39'a 54. Kazanılan hava topu 16'ya 21. Bana sorsanız ben tam tersi derdim. Hava toplumu çok kaybettik derdim ama iyi kazanmışız. Top çalma 8-11. Pas arası 6'ya 7. Tehlik engelleme 20'ye 13. Bu anlama. İrfan Can ir Bayat 8. Çok top gelmedi. Ferdi Kadıoğlu bence 9. Kıpır kıpırdı. Serdar Aziz bence 7. Standart oynadı. Ciku 9. iyiydi güven verdi. Osterwold'e 10 veriyorum. Kure'de aldı at pasını verdi. O gol olsaydı zaten hiç bittiydi. İsmail Yüksek 9. İlk yarı biraz saçmaladığı dönem oldu. Cengiz Ünder 5 dakika topçusudur. Cengiz'i o 5 dakikayla değerlendirirsen 10 verirsin. Kalan dakikana değerlendirirsen 0 verirsin. Ama Cengiz Ünder o 5 dakikada asistini yaptı. 7'yi alıp 8'i alıp çıktı. 7, 7 de 8 fazla olur. 7'yi aldı çıktı. Mert Hakan 7.3 vermiş sistem ama ben 7 veriyorum. Fred 10. Tadiç ilk yarıki Tadiç 0. Çünkü topla buluşturtmadılar. İkinci yarıda asist de yaptı. Saymadılar ama ben Tadiç'e yine de 8 veriyorum. Geko 8. Oyuna sonradan girenler İrfancan Kahveci 9 asistinde yaptı. Mert Müldür 7. Çok anlamadım. Umut Nayır 8. Hoşuma gitti. Bartu puan vermeyeceğim. Şimanski 9 golünü de attım. İzlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bu kanaldasınız. İyi ki kanalın sahibi siz dersiniz. Görüşmek üzere. Fred sana da görüşmek üzere.